Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedir? Kırım-Kongo kanamalı ateşi, kene ısırması sonucu insanlara bulaşan virüs kaynaklı bir hastalıktır. Hastalık 1944'te Kırım'da, 1969'da Kongo'da tanımlandığı için bu adı almıştır. Her kene bu hastalığa sebep olan virüsü taşımaz. Bu nedenle her kene ısırığı tehlikeli değildir. Kene sadece insana değil, sığır, keçi, koyun, hatta vahşi hayvanları da ısırabilir. Bu hayvanların kanı veya vücut sıvılarıyla temas etmek de insana hastalığı bulaştırır. Kırım-Kongo kanamalı ateşi yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal, kızarmış gözler, yüz, boğaz ve damakta kırmızı noktalarla kendini gösterir. Hastalık ilerledikçe vücutta morarma, diş eti kanaması, burun kanaması görülür. Çiftçiler, hayvancılıkla ilgili çalışanlar, hastalığın görüldüğü bölgelerdeki sağlık çalışanları, korunmasız kamp ve piknik yapanlar, veteriner hekimler, hasta yakınları Kırım-Kongo kanamalı ateşi için riskli gruplardır. Hastalıktan korunmak için tarla, bahçe ve piknik alanlarına giderken kol ve bacakları kapatan giysiler giyilmeli, bu alanlarda mümkünse çizme kullanılmalı veya paçalar çorap içine sokulmalı. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, oturulacak yere açık renkli örtü serilmelidir. Çiftlik hayvanlarının kan ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalıdır. Kenenin yaşayabileceği kırsal alanlardan dönüldüğünde kıyafetlerde ve vücutta kene olup olmadığı kontrol edilmelidir. Keneye çıplak elle kesinlikle dokunulmamalıdır. Vücuda kene yapışmışsa ya pens, eldiven, kağıt mendil kullanılarak çıkarılmalı ve ısırılan bölge temizlenmeli ya da en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Kırım-Kongo kanamalı ateşi öldürücü olabilen bir hastalıktır. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir. Kene vücuttan çıkarıldıktan sonra 10 gün içinde yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal, kızarmış gözler, yüz, boğaz ve damakta kırmızı noktalar gibi belirtiler görülmesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.